Gitmek zorundayım. Alsana. Seni tekrar görebilir miyim? Savunma Bakanlığı'ndan bir telgraf yeterli. Kaiser'le ilgili ne biliyorsun? Berlin, Mayıs 1940. İkinci Kaiser Wilhelm, anavatan eski imparatoru. Zayıf lider, kötü stratejist. Mağlubiyetimize sebep olup ardından kaçtı. Şu an Belçika'da sürgün. Hollanda'da. Hala yaşıyor mu? Cehaletine lanet olsun yüzbaşı. Kaiser kesinlikle hala yaşıyor ve Alman halkı için büyük bir sembolik önem taşıyor. Derhal Kaiser Wilhelm'in Utrecht'in dışındaki muhafız birliğinin komutasını alacaksın. Şu an itibariyle Kaiser'in güvenliği imparatorluk için büyük önem teşkil ediyor. Dolayısıyla senin için. General, faal göreve hazır olduğumu bildirmek istiyorum efendim. Şansını fazla zorlama, yüzbaşı. Polonya'daki SS işinden sonra askeri mahkemeye çıkmadığın için şanslısın. Evet efendim. Bu görev çok büyük bir onur. Evet general, sağ olun. General, eğer Kaiser Hollanda'daysa onu nasıl koruyacağım? Şafak vakti birliklerimiz Belçika ve Hollanda'yı işgal etti. Führer her şeyi düşünür. Brandt, 8. Piyade Alayı. Ben Albay Sigurd von Ilseman. Kaiser'in yaveriyim. Aldığım emirler doğrultusunda Kaiser'in muhafız birliğinin komutasına atandım. Bir yüzbaşı mı? Bütün binbaşılar meşgul efendim. Hollanda ordu muhafızı kaçtı. Adam... Look forward to working with you, Colonel. Wilhelm! Wilhelm! There. The army. Your army. No, no, not mine. They have been sent to protect you. That in itself is not without significance. But in return, it is vital. Adamlarınız ahıra... Aa, kimi?
Berlin'deki dostlarımız senin adına sürekli faaliyetteler. The army want you back. They always have. The stage is set. Every detail matters. Ordu seni geri istiyor. Her zaman istediler. Ya başladık. Gözü üzerimizde olacak. Evet, belki. Dışarıdan. Wilhelm. Tahtını geri istiyor musun, istemiyor musun? Sen Kaiser'sin. Öleceğim Yetal. Burayı da temizleyin. Müfettiş Dietrich'i arıyorum. Müfettiş Dietrich, adım Brandt. Sizi dün bekliyordum. Özür dilerim. Emirlerim gereği ulaştığımda tekmil verecektim. Sizin için ne yapabilirim müfettiş? Kaiser. Eski Kaiser. Gestapo bu şahıs hakkında kapsamlı bir dosya tutuyor ama güncel değil. Buradaki görevinizin bir parçası olarak detaylı bir rapor hazırlayacaksınız. Özellikle Kaiser'in devlete ve liderlere olan tutumu, savaş ve idaresi hakkında söylediklerini, ayrıca önemli ihmalkarlıklarını not alacaksın. Mesela devlet lehindeki beyanatlara katılmaması gibi, anladın mı? Casusluk mu yapmamı bekliyorsunuz? Ayrıca ziyaretçilerini listeleyip kalış sürelerini kayıt altına alacaksın. Bu gerçekten gerekli mi? Yaşlı olduğu için önemsiz olduğunu mu düşünüyorsun? İngiliz gizli servisinin bölgede bir ajanı var. Civardan şifreli telsiz mesajları aldık biz. Bir kaçırma teşebbüsü, büyük ihtimalle suikast girişimi olabilir. 20 yıldır devrik bir adama suikast mı düzenleyecekler? Şahsen umurumda değil. Eski Almanya'da yanlış giden her şeyin sorumlusu o. Biz açlıktan kırılırken kendisi neredeydi? Ona bir şey olursa vurulursunuz yüzbaşı. Bunu bizzat yaparım. Hakkındaki SS dosyasını okudun mu? İdam edilmemiş olmasına inanmak zor. Berlin'de dostları olmalı. Birliklerimiz sayesinde dün Brüksel düştü. Hava kuvvetleri Fransa sınırını emniyete aldı. Hollanda gayri resmi bir direniş haricinde tamamen işgal edilmiş durumda. Ha, çok gereksiz. Stratejik bir önemi yok. Ayrıca kaynak israfı. Hollanda'nın işgali. Güneyde zırhlı birlikler Ardennes ormanı içinden Majino hattının gerisine konuşlanmışlar. Bağışlayın ekselansları. Kahvenizi bu saatte içtiğiniz söylendi. Yenisin. Evet ekselansları. Panik olmana gerek yok. Adın ne? Mika ekselansları. Fremenk misin? Evet ekselansları. Anlıyorum. Söyle bakalım evladım. Sen Hollanda'yı işgal eder miydin? Ne? Alman ordusuna kumanda etsen Hollanda'yı işgal eder miydin? Neden? Evet ekselansları elbette. Anlıyorum. Peki tam olarak askeri amacın ne olurdu? Şey çok güzel. Ne güzel? Hollanda. Lanet olsun Sigurd. Kız generalin kadrosunun yarısından daha iyi. Yarınki briefinge seni de baş bekliyoruz. Baş üstüne ekselansları. Eşimin şikayet edip durduğu kız bu sanırım. Sana söylemekte sakınca görmüyorum. Eğer 100 yaş genç olsaydım... Unut geçsin. Dinle Sigurd. Düşündüm de... Bu akşam balık yiyelim. Ha 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 ha!
Kaiser size selamlarını iletti. Yarın akşam yemeğine katılırsanız memnun olacak. Giysilerini çıkar. Lütfen. Please tell the Kaiser I would be honored to accept his invitation. Alabilir miyim yüzbaşı? Teşekkür ederim. Alkol kokuyorsun. Konuşmamız gerekiyor. Şimdi olmaz. Geciktin. Seni bekliyor. Kendisine efendim, eşine hanımefendi diye hitap edeceksin. Versay anlaşması farklı bir hitabeti yasaklıyor. Sol kolu hafif biçimsizdir. Oraya bakmayacak, konusunu açmayacaksın. Sadece seninle konuştuğunda konuşacaksın ve siyaset konuşman yasak. Kendi fikirlerini ifade etme. Onun fikirlerini onayla ve unutma. 4 yaşındayken Edinburgh dükünün bacağını ısırmış. Yüzbaşı Brand. Prens Friedrich Wilhelm Victor Albrecht von Preussen ve eşi Prenses Hermine Raius von Greis. Ekselansları, ekselansları. Bize eşlik ettiğiniz için çok memnun olduk yüzbaşı. Her zaman çok etkileyici bulmuşumdur. 1934'te konuyla ilgili bir kitap yayınladım. Görmüş olmalısınız. Örneğin... Bazı insanlar gerçekten gamalı haçı
Adolf Hitler'in icat ettiğine inanıyor. Tam bir saçmalık. Kelime Sanskrit kökenli. Anlamı iyi olmak ve ilk örnekleri Indus Vadisi'ne dayanıyor. Milattan önce 3000 yılı. Evet, birçok dinde bir yaşam sembolü, iyi şans sembolü. Elbette bana getirdiğinden değil. Ama yine de kabul etmeliyiz ki Tanrı'nın dayattığı bu korkunç yargılamaların kendince gizemli bir amacı olmalı. Yazılmış o kitaplar yok mu? Aman Tanrım, kafama bir pislik kovası gibi boşalıyor ve kimse bir şey yapmıyor. Konuyla ilgili Bismarck'ın da söyleyecek bir şeyleri olurdu. Ama onun her konuda söyleyecek bir şeyi vardı. Onu bu yüzden def ettim. Hizmetlileri şarabın mantarını önünüzde açardı. Ama o ihtiyar sorun çıkaranlarla ilgilenmeyi çok iyi bilirdi. Masonlar, Bolşevikler, Yahudiler... Yüzleşmek zorunda olduğumuz kutsal olmayan müttefikler, tam da bu yüzden güçlü bir monarşi Tanrı'nın iradesinin dünya üzerindeki fiziki manifestosu şu an her zamankinden daha önemli. Biraz kendinizden bahsedin yüzbaşı. Aileniz nereli? Brandenburg, ekselansları. Büyük babam orduda bir subaydı ve... Babam da öyle. Ben doğmadan hemen önce Somme'de öldürülmüş. Peki anneniz? Toprak sahibi bir aileden. Öyle mi? Hangi aile? Ludendorff'larla akraba. Oo. Uzaktan. Ama savaştan sonra temizliğe gitmek zorunda kaldı. Hatırlıyorum da yemyesini el arabasıyla eve taşımasına yardım ederdim. Ama fırına ulaşana kadar para değerini yitirirdi. 12 yaşımdayken tüberkülozdan öldü. Bu dünyadaki tüm talihsizlikler için ben mi suçlanacağım? Ana vatana hayatımı adadım. Bu şekilde mi teşekkür ediliyor? Kimse umursamıyor. Donanmam bana ihanet etti. Ordumun dağıldığını kimse hatırlamıyor. Ludendorff, Batman, Trippes neredelerdi? Neredelerdi? Onlar için yaptığım onca şeyden sonra sırtımdan bıçakladılar. Bana savaşı kaybettirdiler. Bana ülkemi kaybettirdiler. Sizi istemeyerek üzdüysem beni affedin ekselansları. Führer'le ilgili görüşleri tenkit değil, sadece bir durum tespitiydi, biliyorsunuz. Alabalık birinci sınıftı. İçeri nasıl girdin? Giysilerini çıkar.
Başka arzunuz olacak mı ekselansları? Hayır, teşekkür ederim Sigurd. Başka bir şey yok. Günaydın ekselansları. Ha. Az önce yüzbaşı Brandt ziyaret etti. Bana İngilizlerin bölgede faal bir ajanı olduğunu söyledi. Bu ajanın size zarar verebileceğini düşünüyor. Bir ajan mı? Ördekleri uyarmalıyız. Ve bu yüzden bir an önce konuta taşınmayı talep ediyor efendim. Yüzbaşımız Brandt hakkında... Ne düşünüyorsun? Tipik, kibirli, savaşı tek başına kazanabileceğini düşünen genç bir subay. Sana birini anımsatıyor mu Sigurd? Kesinlikle hayır. Günlük bilgilendirme için hazır mısınız ekselansları? Sanırım bugün pas geçeceğim. Yapacak... Çok daha önemli işlerim var. Kendinde değil. Her an iyi haberlerin gelmesini bekliyorum. Umudumuzu asla yitirmemeliyiz. Aslında onu öldüren şey umut. Elbette şimdilik söylemeyeceğim. O zamana kadar moralini yüksek tutalım. Bağışlayın ekselansları. Albay von Ilzeman biraz daha ekmek gönderdi. Öyle mi? Ne kadar düşünceli. Ördekler için. Ördekler için elbette. Öğle yemeğim için biraz erken. Neden onları sen beslemiyorsun? Çok güzel ellerim var. Bedenen çalışmaya pek alışık değilsin, değil mi? Savaş her şeyi değiştiriyor. Evet. Ördekler hakkında ne düşünüyorsun evlat? Hı? Onları çok severim. Harika yaratıklar ve çok az şey isterler. Bir ördek kendi sorunları için asla seni suçlamaz. Ya da tahtından el çektirmeye zorlamaz. Çok özlediğinizi biliyorum ama büyük bir sorumluluktu. Evet, haklısın. Aynen öyle. Yüzbaşı. Yüzbaşı! Ekselansları. Peşimde bir İngiliz casusu olduğunu duydum. Emniyette olacaksınız ekselansları. Sigurd geçen sene Polonya'da savaştığınızı söyledi. Torunum Oscar orada cephede öldürüldü. Belki tanıyorsunuzdur. Hayır, hayır ekselansları, tanışmadım. Lütfen taziyemi kabul edin. Geçen Eylül'de. Tekrar yemeğe gelmelisiniz. Orada konuşuruz. Neden yüzbaşıya konuttaki yeni odasını göstermiyorsun? Elbette ekselansları.
Adım Stefan. Seninki nedir merak ediyorum. De Jong. Mika De Jong. Sana Mika diyebilir miyim? Demeseniz daha iyi olur. Çalışanlar arasında cinsel ilişki kesinlikle yasaktır. İşimi kaybedebilirim. Siz de kaybedebilirsiniz. Odan nerede? Merdivenlerin karşı tarafında. Sağdan en son oda. Burada görevli olduğunuz söylendi. Güzel yer, oldukça rahat. Sizin için ne yapabilirim müfettiş? Dün gece bir telsiz yayını daha oldu. Elimizde bir dedektör kamyon var ama yayının bu köyden gelme ihtimali de var. Yakında ikinci kamyon da gelecek. O zaman tam yerini tespit edeceğiz. Yakında mı? Raporunuz nasıl gidiyor? Lanet olsun. Şu kızı sorgulamaya asla hayır demezdim. Flamenk kadınlar için ne derler bilirsiniz. En az Fransız kadınları kadar seks delisidir. Eminim rütbeniz her yerde geçerlidir. Ne? Burada hizmetli kızların peşinde daha az zaman geçirip ikinci kamyonu bulma konusunda daha çok zaman harcayabilirsiniz. Aa, onu kendine ayırdın değil mi? Çalışanlar arasında cinsel ilişki kesinlikle yasaktır. Güle güle müfettiş. İnsanlar beni gözetlediğinizi düşünebilir yüzbaşı. Bağışlayın ekselansları. Ormanda böyle gizli gizli ne yapıyorsunuz? Size bir şey olursa ekselansları beni vururlar. Beni hala önemsediklerini bilmek güzel. Birlikte yürüyelim. Bana Polonya'dan bahset. Oradaki ilk hamlen. Elbette ekselansları. Beklentin neydi? Ben ölmeyi bekliyordum. İngiliz ajanı olduğunu biliyorlar. Kim biliyor? Kaiser'in muhafızı olan yüzbaşı. Ayrıca bugün Gestapo konuta geldi. Daha fazlasını biliyor olsalardı şimdiye kadar tutuklanırdın. Ne zaman yapabilirsin? Biraz zaman gerek. Zamanın olmayabilir. Bunu biliyorum. Güvenli olduğunu hissettiğin an yap. Sonra seni kaçırırız. Dikkatli ol.
Ne yapıyorsun? Seni görmek istemiştim. Şu an görevdeyim, beni çağırıyorlar. Utrecht'te bir Gestapo subayı var. Adı Dietrich. Ne olmuş ona? Seni rahatsız edecek olursa bana söyle. Ben ilgilenirim. Generaller geçen seferden hatalarından ders almış görünüyorlar. Sence de öyle değil mi evlat? Kesinlikle ekselansları. Gerçi cehennem silahını durdurmanın ateşlemekten daha zor olduğunu biliyor olmalarına rağmen bu son savaşı hiç istememiştim. Ama hala bazı insanlar bunu anlamamış görünüyor. Elbette Sırplar bir avuç hayduttu. Hala öyleler. Ama Avusturyalılara söyledim. İstediğinizi aldınız. Belgrad'da durun. Viyana'ya telgraf yazdım. Belgrad'da durun diye. Hiç göndermediler. Batman, Moltke. Savaşı istediler. Anlıyor musunuz? Asla. Hiçbir zaman gönderilmedi. Evet, ekselansları. Ben yalnız bir ses. Belki de... Ne yapabilirim? Belki de yüzbaşı askeri üniforma koleksiyonunuzu görmek ister ekselansları. Evet, evet, devam edin. O zamanlar hala Kaiser'di. Bir telgraf daha gönderebilirdi. Casus konusunda bir gelişme var mı? İkinci sinyal kamyonunu bekliyoruz. İyiler mi? Onlar için yapabileceğim bir şey varsa mutlaka bana söyle. Zor zamanlardayız. Teşekkür ederim ekselanslar. Ekselanslar. Ne var? Çok naziksiniz efendim. İyi geceler. O kız para mı istiyordu? Hayır. Ona ailesini soruyordum. İnanıyorum ki... Davranışları hoşuma gitmedi. Eğer kısıtlama olmasa... onu kesinlikle gönderirdim. Bunları okumak görevinin bir parçası mı? Çok cahilsin. Biliyorum. Yeni ve kötünün ötesinde... Birkaç senden özür dilemek istiyorum. İlk tanıştığımızdaki tavrım nedeniyle. Tanışma mı? Anladın işte. Somewhere in the village.
We'll get him next time. So. İkinci sınıf Gamalı Haç'ı nasıl aldın? Hayatta kaldım. İkinci sınıf bir şekilde. Yaralar? Şarapnel. Vicho hala içeride. Canını yakıyor. Bu yüzden mi cephede değil de buradasın? Buradayım çünkü emirlere uyuyorum. Her zaman emirlere uyar mısın? Başka ne yapabilirim ki? Ben Yahudiyim. Ben değilim. Elbette. Umurumda değil. Bir gün olabilir. Bir gün ölmüş olacağız. Görüyorsun. Bir yerlerde kimsen yok mu? Olsaydı burada olmazdım. Ya sizin yüzbaşı? Bekleyen bir kız yok mu? Olsaydı yine burada olurdum. Gitmen gerek. Kendinle ilgili anlattıklarını sakın başkasına anlatma. Kendisiniz müfettiş. Verici burada, köyün içinde. Bu gece sinyal göndermezse gidip arama yapacağız. Hı. Ama nedenim bu değil. Yarın ihtiyarın bir ziyaretçisi olacak. SS'in başı buraya geliyor. Himmler mi geliyor? Çabuk kavruyorsun. Akşam yemeğinden sonra onu gizli bir lokasyona götüreceğiz. Ev halkını haberdar edeyim. Hayır etme. İhtiyara söyleyebilirsin ama başkasına olmaz. Onun güvenliğinden ben sorumluyum. O yüzden evi arayacağız. Tüm personelin listesini istiyorum. Onlara ne diyeceğim? Soru soracaklardır. Onların işi sorulara cevap vermek. Bir saate dönelim.
Yüzbaşı Brandt özel bir görüşme talep ediyor. Ha. Ekselansları, size söyleyeceklerim çok gizli ve kesinlikle aramızda kalmalı. Wilhelm, ah yüzbaşı, haberleri duydunuz mu? SS Başkomutanı Heinrich Himmler yarın akşam yemeğe geliyormuş. Muhteşem değil mi? Berlin'den telgraf geldi. Umuyorum o sersem Göring'den daha görgülüdür. Ne yazık ki sevgili eşi katılamayacakmış ama yine de yapacak çok işimiz o var. O şişko Göring birkaç yıl önce buraya gelmişti. Kadın mı erkek mi anlayamazdın. Yemeğe golf pantolonu ile gelmişti. Golf pantolonu. Eski askerlerim üzerine köpekleri salardı. Kocam sürekli şaka yapar. Bugün yapacak önemli işleriniz olmalı yüzbaşı. O yüzden sizi meşgul etmeyelim. Çatal bıçakları saymaya başlasan iyi olur. Üzülerek söylemeliyim ki başkomutanın ziyaretinden önce Gestapo evde arama yapacak. Bu arada aramızda kalsın. Kaiser bazı görüşlerini Gestapo'nun önünde belirtmese daha iyi olur. Müfettiş Dietrich'in espri anlayışı yoktur. Ah, albay. Konutta silah bulunduruyor musunuz? Elbette, ekselansları atış yapar. Peki kim temizliyor? Silahları mı? Emirir. Hizmetçiler değil yani. Hayır, elbette hizmetçiler değil. Neden? Teşekkür ederim. Rahat olun. Hazır mısınız? Yüzbaşı. Ekselansları. Kocamın şakalarını aldırmayın lütfen. Biliyorsunuz, Führer'e daha sadık birini bulamazsınız. Lütfen. Şimdi yarınki ziyaret büyük önem taşıyor. Elbette bilenler iyi bilir. Himmler Hitler'in sağ koludur. Göring'in pek güvenilir olmadığını söylerler. Buna rağmen o yöndeki çabalarım sayesinde hükümet ödeneğimizi aktarmaya devam ediyor. Ama Wilhelm bunu pek anlamış görünmüyor. Zira her an kesilebilir. Ama elbette son savaştan önce kendisi Almanya'nın en zengin adamıydı. O yüzden para konusunda pek bir fikri yoktur. Bu ziyaretin amacı olsa olsa monarşinin yeniden yapılanmasını hedefliyordur. Ah, Führer şu ana kadar güzel işler başardı elbette. Ama böyle bir kriz anında bariz bir şekilde Almanya'nın kralına ihtiyacı var. Bilgili ve tecrübeli bir adam kilisenin, aristokrasinin ve silahlı kuvvetlerin sadakatini sağlayabilir. Bense Berlin'de edindiğim nüfuzumu kullanıyorum. Oh, daha fazla söylemeyeceğim. Ama çabaların meyvelerini verdiği için çok memnunum. Elbette bütün çabalarım Almanya için. Keyif için değil, ya da kız kardeşlerim için de değil. Biliyor musunuz, onları mahkemeye versem mi bilmiyorum. Küçükken bana çok kaba davranırlardı. Yüzbaşı. Kaiser'in baş muhafızı olarak Himmler izlenimlerinizi öğrenmek isteyebilir. Umut ederim mütevazı ve sadık hanemizin hakkında olumlu görüş bildirirsiniz. Elbette ekselansları. Teşekkür ederim, size güvenebileceğimi biliyorum. Şimdi izninizle. Evet. Herkes biliyor. Beni izleyin. Kaiser'in eşi bir telgraf aldı. Kimin gönderdiğini bulacağım. Müsaadenizle adamlarımı üst kattan aşağı doğru, siz de alt kattan başlayın. Evet, ben de tam bunu önerecektim. Bir tımarhane. Lanet olası bir tımarhane. Bunlar kim olduğunu sanıyor, benim kim olduğumu sanıyorlar. Buna asla izin vermemeliydin. Bana şu lanet kızı gönderin. Herkes bir oda alsın. Kişisel eşyaya saygılı olun. Ama detaylı arayın. Ben uçtan başlayacağım.
Amcam Friedrich bir keresinde tek kollu bir adamın Prusya kralı olmaması gerektiğini söylemişti. İşte burada. O rezil domuza gününü göstereceğimi düşünürdüm. Aramaya devam edin. İhtiyar pislik ben tahta çıkmadan hemen önce öldü. Hep bunu bilerek yaptığını düşünmüşümdür. Bu arada flört ediyor musun? Flört mü? Hayır, yani tam olarak değil ekselansları. Yani biri var. Elbette vardır. Onu seviyor musun? Hayır, kendisini çok az tanıyorum. Ne? Biliyor musun? İlk aşık olduğum kızın adı Ella'ydı. Büyük annemiz aynıydı. İngiltere kraliçesi Victoria hem onun hem de benim anne tarafından... Ama Ella muhteşem bir kadındı. Elbette bunun farkındaydı. Bir yaz akşamı dizimin üstüne çöktüm ve eşim olması için yalvardım. Benim yerime gidip bir Romanov'la evlendi. Bir maden kuyusunda Bolşevikler tarafından katledildi. Bu ona dersini vermiştir. Yani bu hikayeden alınacak ders, ne dilediğine dikkat edeceksin. Ne derler? Anı yaşa. Evet, kesinlikle öyle yapmalı. Bitti mi? Şimdilik. Mutlu görünüyorsun. Elbette. İşte ben Münihli bir kasabın oğlu, Kaiser'in sarayını alt üst ediyorum. Nasyonel sosyalizmin Almanya'ya yaptığı işte bu. Von Ilzaman'dan personel dosyaları. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Zararsız biri. Ondan hoşlanmıyorum. Kimseden hoşlanmıyorsun. Toplanın. Tekrar geleceğiz. Yarın. Yakıtını doldur. Himmler yarın köşke geliyor. Himmler mi? SS'in başı mı? Öğleden sonra geliyor ve akşam yemeğine kalacak. Onu öldürebilirim. Hayır, görevimiz bu değil. Bak, Londra'ya söyle. Fikirlerini değiştirebilirler. Hayır, bu intihar olur. SS benim babamı ve kocamı öldürdü. Ailenin intikamı için burada değilsin. Londra'ya söyle. Hazır olduğumu bildir. Yapacağımı söyle. Ama Tanrım. Ah, Mika. Köşke geleceğim. Cevabımı bildireceğim yarın. Gidelim.
Üzgünüm. Eğer istersen gidebilirim. Hayır. Kal. Köyün kadın ve çocukları SS tarafından makineli tüfekle taranmışlar. Güzel bir gündü. Bunu Tanrı'nın yapmış olabileceğini düşündüm. Her şeyi Tanrı yaptı diye düşündüm. Kız vardı. Hala yaşıyordu. Ona yardım etmeye çalıştım ama öldü. O subayı birliğinin önünde bayıltana kadar dövdüm. Onun gibi adamlar SS ile geliyorlar. Hepimizi utandırıyorlar. Ama onlar istisna değil. Onlar kanun. Buna inanmıyorum. Gitmem gerek. Benimle evlenir misin? Ne? Evlen benimle Mika. Şimdi, bugün. Sen ciddi misin? Tamamen. Ama ben bir Yahudiyim. Seni korurum. Hayır. Kimse koruyamaz. Ben görevimi yapacağım. Herkes yapmalı. Hiç durmuyorsun. Hep görevdesin. Neden geliyor Sigurd? Neden? Üniformalarımı görmek için değil.
Bu mümkün mü? Bunca zaman sonra. Benim ümit etmeye bile cesaretim yok. Bu imparatoriçeyi fazlasıyla mutlu edecektir. Ödenecek küçük bir bedel. Sigurd, bu sabahki bilgilendirmeye katılmam gerek. Ziyaretçilerimiz için bilgilerimi güncellemeliyim. Ekselanseri. Ne? Wilhelm, seni bu menfur vakaya karıştırdığım için üzgünüm. Bu rezalete şahsi muhafızın da karışmış. Onu kendin azletmek isteyebilirsin. Bu skandalın içeriği tam olarak nedir? Bu kız bu subayın yatak odasında suçüstü yakalanmış. Bayan Linenkamp bunun ilk sefer olmadığını... Ekselansları tamamen benim suçum. Bu iş tam da Himmler'in ziyaretiyle aynı güne denk geldi. Tanrı korusun, umarım bunu öğrenmez. Çıkabilirsin. Git ve hemen eşyalarını topla. Durun bir dakika. Kimse bir yere gitmiyor. Hem yüzbaşıyla hem de kızla konuşacağım. Özel olarak. Anladığından emin değilim. Çatımız altında zina yaparken yakalandılar. Bu kızın sıradan bir fahişeden farkı yok. Bu subay da üniformasını lekeledi. Sizin üniformanızı... Almanya'ya hükmetmiyor olabilirim ama... Tanrı aşkına kendi evimde hüküm benimdir. Umarım bu odur. Elbette ekselansları. Utanarak söylüyorum. İlk evliliğimin öncesinde iki tane gayrimeşru çocuğun babasıyım. Ve bir tanesi bir Avusturyalı kontesten, diğeri bir Fransız fahişeden. Kendisi saray civarında aşk hanımefendisi olarak bilinir. İkisi de tesadüfen büyük miktarda para isteyerek bana şantaj yaptı. Hem kontes hem de fahişe. Fahişeden daha iyisini beklerdim. Şimdi, benim de kusurlarım var. İkiyüzlülükten anlayan biri değilim. O yüzden görevine devam edeceksin ama... bundan sonra... daha tedbirli olacaksın. Teşekkürler ekselansları. Ekselansları sizinle görüşecek. Size bir telefon mesajı var yüzbaşı. Beni mi çağırdın? Sana bir şey göstereceğim. Lanet olası rahipmiş. Telsizi ve diğer ekipmanları bulduk. Dirks'ın dün gece adamı bayılttı, yoksa daha erken başlardık. Yine de geceye kadar tüm bildiklerini öğrenmeliyiz. İyi iş müfettiş.
Üzgünüm ama bu sabah senden umduğum desteği göremedim. Dahası Himmler'in ziyaret haberinden beri tavırların umduğumdan çok farklı. En az sizin kadar monarşinin yeniden yapılanmasını istiyorum. Yine de bu toplantıdan korkuyorum. Büyük bir risk taşıyor çünkü. Ne demek istiyorsun Sigurd? Kaiser çok çabuk sinirlenir. Eğer Himmler kendisini provoke edip öfkelendirirse, ki Göring neredeyse başarmıştı, ekselansları her şeyini yitirebilir. Sadece cömertçe bahşettikleri yıllık ödentisini değil, aynı zamanda hayatını da. Katliam gecesi bizlere onların kim ve ne olduğunu öğretti. Führer sadece birkaç Yahudi ve komünisti halletti. Eski şansölye ve karısı. Kendi evlerinde silahla vurulmuş ve hiç kimse güvende değil. Siz bile. O zaman kendisinin provoke olmayacağından emin olmalısın. Ekselansları. Geldi. Hı hı. Sayın Başkomutan, adım Sigurd von Ilseman. Huysdorn Köşkü'ne hoş geldiniz. Yaşasın Hitler. Size 8. Piyade Alayı'ndan Yüzbaşı Brandt'i takdim edebilir miyim? Buradaki birliğe komuta ediyor. Yüzbaşı. Prens Friedrich Wilhelm Victor'u takdim ediyorum. Yaşasın Hitler. Sayın Başkomutan, mütevazı konutumuza hoş geldiniz. Görevlerinizden bize zaman ayırdığınız için çok memnun olduk. Sevgili eşinizin bu ziyarete katılamamasından üzüntü duyduk. Yüksek müsaadelerinizle Hohenzollern Hanedanlığı temsilcileri ve Prusya Kraliyet Hanedanlığı adına sizi ve Führer'i bu müthiş zafer silsilenizin sonuncusu için tebrik etmek isteriz. Nasyonal Sosyalist Demokrat İşçi Partisi nazik sözleriniz ve sadık desteğiniz için size teşekkür eder. Sizlere odalarınızı gösterebilir miyim? Teşekkür ederim. Yorucu bir seyahatti. Yemekten önce özel bir görüşme ayarlar mısınız? Devlet meseleleriyle ilgili olduğunu söyleyebilirsiniz. Ayarlayacağım. Seni görmem lazım. Şimdi olmaz. Evet, şimdi. Hayır. Tedbirli olmamız söylendi. Gestapo senin rahibi tutukladı.
Şu an sorguya çekiyorlar. Yakında bildiği her şeyi anlatır. Neden bana anlatıyorsun? Neden benimle beraber Neden oldun? Bana soruyorsun? Emirlerimi uyguluyorsun. Hayır, bu bir hataydı. Bir çılgınlıktı. Beni kullandın. Kendimi kullandım. Niyetin onu öldürmek olsa istediğin zaman yapabilirdin. Şimdi avaz avaz bağıracağım. Dietrich başlayınca zaten bağıracaksın. Nasıl anladın? Seni onunla kilisede gördüm. Ayrıca Yahudisin. Alman madalyalarını tanıyor ve silah yağını odanda saklıyorsun. Yüzbaşı, o zaman görevinizi yapın. Sadece git. Hemen git. Lütfen. Yapamam. Benden senin için yeminime, ülkeme ihanet etmemi mi bekliyorsun? Senden hiçbir şey beklemiyorum yüzbaşı. Sen kendi görevini yap. Ben de benimkini. Bağışlayın Sayın Başkomutan. Sizin için ne yapabilirim? Bu sizin için Sayın Başkomutan. Eminim sizin mevkiinizdeki birinin öngörülemeyen masrafları olmalı. Sizin konumunuzda bütçeyi denk getirmek çok güç olmalı. Kendi evimden biliyorum, hizmetliler pahalı. Özellikle savaş zamanı geçinmek çok zor. Teşekkür ederim. Endişelendim, yemek vakti geldi. Wilhelm? Sanırım Berlin'e geri dönüyoruz. Eğer istersek. Bu doğru olabilir mi? Tekrar kral mı olacaksın? Sanırım yeni bir gardıroba ihtiyacım olacak. Bu şimdilik aramızda kalsa iyi olur. Sevgili Bayan Linenkamp, yarın ilk iş olarak evi toplamaya başlamalıyız.
Ekselansları, sizi ilk tebrik eden ben olabilir miyim efendim? İkimizin de bu insanlarla ilgili çekinceleri vardı. Hatta güç sahibi bütün insanlarla ilgili ama... Hem onların hem de Alman halkının menfaati gereği tahta metanetli bir Hristiyan oturmalıdır efendim. Etkisi olan bir nüfuz. Öyle sanıyorum ki Tanrı beni unutmamış. Rahatına bak. Bazılarımız yemeğe davet edilmedi. Nasyonel sosyalizm işte bu kadar. Rahip konuştu mu? Az önce aradım. Uzun sürmez. Ha, yaşasın Hitler. Rahat beyler. Acaba bu içki mi beyler? Bu aramızda kalacak. Az evvel eski Kaiser'e şunu söyledim. Führer bu katı şartlar altında anavatanın menfaati için kendisinin sürgünden dönüp Berlin'deki tahtına oturmasını kabul etti. Bunun bir kandırmaca olduğunu söylemeliyim. Bu işin amacı imparatorlukta kalan tüm monarşistleri ve sempatizanları yok etmek. İkiniz birlikte çalışıp konuta gelen ve giden bütün haberleşmeleri engelleyeceksiniz. Ulakların nereden gelip nereye gittiğini öğrenip doğrudan Berlin'deki ofisime rapor edeceksiniz. Yaşasın Hitler. Sorusu olan? Güzel. Teşekkür ederim. Hala direniyor şimdilik. Bir kadeh şarap. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yüzbaşı. Ekselansları. Açlıktan ölüyorum. Kendine gelene kadar mola verelim. Amerikalılar bu sefer işin dışında kalacak. Onlar da en az bizim kadar Yahudi ve komünistleri sevmiyorlar. Burada sizinle hemfikir değilim. Uluslararası bir komplo ile karşı karşıyayız. Yahudi sermayesiyle finanse edilmişler ve yuvaları Amerika. Er ya da geç bozguna uğrayacaklar. Bunu sizden duymak ne güzel. Yahudiler konusunda bir şeyler yapmak için 30 yılınız vardı. Ama devam etmelerine seyirci kaldınız. Farklı önceliklerimiz vardı. Yahudi arkadaşlarınız vardı değil mi? Bunu okuduğuma eminim. Son savaşta Alman Yahudileri ülkemiz için savaşarak öldü. Yüz binlercesi. Ne demek istiyorsun? 1920'lere kadar Yahudi tehdidini çok az sayıda insanın anladığını söylemek adil olurdu. Bu yüzden Führer'e minnettarız. Elbette sorun her yerde aynı. Şu anda sadece Almanya'da olayın boyutları kavranmış ve... konuyla ilgili yeterli ve kalıcı çözümler üretilebiliyor durumda. Yine de biz nereye yönelirsek diğerleri takip edecektir. Alman halkının daha çok toprağa ihtiyacı var. Özellikle doğuda, bu yüzden diğer nüfuslar için yeniden düzenleme gerekiyor. Yer değiştirmenin elverişsiz olduğu yerlerde daha mantıklı çözümler bulunması gerekli. Yaşlılar, sakatlar, zihinsel özürlüler imparatorluk kaynakları için birer gider. Çocuklardan söz etmiyoruz bile. Çok doğru. Savaş zamanı sermayeye geri dönüş yapana kadar onları beslemek pek mantıklı değil. Henüz deney aşamasındayız. Geçenlerde Potsdam'daki bir laboratuvarda bir tatbikata katıldım. Orada 10 özürlü çocuğun her birine oynamaları için birer kırmızı balon verildi.
Sonra kalplerine içinde konsantre fenol bulunan bir çözelti enjekte edildi. Anlayamadım. Fenol. Karbolik asit olarak biliyorsunuzdur. Kolayca çözünür. Uykularında öldükleri gözlendi ama doktor ve asistanı, ki ikisi de oldukça yeteneklidir, bir dakikada ancak 10 tanesini halledebildi. Korkarım düşündüğümüz ölçek için pek pratik olmayan bir yöntem. Biraz içki ve puro alır mıydınız Bay Himmler? Evet, evet. Ben de size P.G. Wodehouse koleksiyonumu göstereyim. İlk baskıları. Korkarım gitmek zorundayım. Yarın güne erken başlamalıyım. Sanırım bir uzlaşmaya vardık. Kesinlikle vardık. Brandon, onlar kanun. Sen istisnasın. Rahip konuşursa bana haber verin. Sonunda bu konuya ilgi duyman çok güzel Brandt. Harikaydın. Seninle gurur duydum. Kesin neredeyse her şeyi mahvediyordun. Albay? Bir şey merak ediyorum. Bir subay ülkesinden daha büyük bir şeye sadakat gösterebilir mi? Önce şu soruya cevap vermelidir. Benim ülkem nedir? Ve hala mevcut mu? Ekselanslarının bu gece Himmler'den aldığı teklif bir tuzak. Kimin gizlice tekrar yapılanmayı desteklediğini öğrenmek istiyorlar. Ekselanslarını memnuniyetle bilgilendireceğinize güveniyorum. İzninizle. Yüzbaşı. Teşekkür ederim. Terslik mi var? Hemen gitmeliyim ebediyen. Aa. Ama önce size bir
Mesajım var efendim. Winston Churchill'den. Elbette vardır. Gizli ajan sensin. Muhteşem. Sonra ayrıldı. Baltasını aldı, ardından da düştü. Saatler önce gitmiş olmalıydı. Şimdi gidiyorum. Brandt. Onu bulacağım. Gestapo. Biliyorlar. Peşindeler. Asla başaramazsın. Mika, bana güven. Ben Brandt, dinle. Hizmetkar kadınlardan biri düşman casusu. Bütün adamları dışarı çıkar. Çıkışları ve çevreyi emniyete alın. Kimse ama hiç kimse iznim olmadan ne girecek ne de çıkacak. Anlaşıldı mı? Gayet iyiyim. Sadece küçük bir baş dönmesi. Şimdi iyiyim, iyiyim. Lütfen telaş etme. Sana defalarca söyledim. Yemekten sonra egzersiz yapma. Bunu aklımda tutmalıyım. İnanmayacaksın ama... az önce İngiliz Başbakanından bir mesaj aldım. William Churchill'den. Ne? Ne mesajı? Ne? Bana sürgüne İngiltere'de devam etmemi, ardından savaş sona erdiğinde mağlup Almanya'nın tahtını geri almamı teklif ediyor. Şuna baksana. Bir gecede iki teklif hiç fena değil ha. 20 yıl sonra. Wilhelm, lütfen istirahat et. Dinle. Elbette gayet kibar davrandım. Hayır, teşekkür elbette ederim dedim. Lütfen dinle. Sigurd birazdan gelir. Hermine, söylemem gereken bir şey var. Berlin'e geri dönmeyeceğim. Burada seninle kalacağım. Ve asla ayrılmayacağım. Bu gece yüzünden mi? O korkunç adam. Onu buraya hiç getirmemeliydim. Ah, çok serserim. Hayır, hayır, hayır. Şükürler olsun, sana minnettarım. Ama hepsi Himmler gibi değil. Führer'le konuşacaksın. Bu adam azledilmeli. Bir şeyler yapılmalı. Yapacak bir şey yok. Hayır, onlar bizim gibi değil. Diğer insanlar gibi değil. Öğrenmemiz gerekiyordu. İşte şimdi öğrendik. Bana bak. Aşkım, bu Tanrı'nın iradesi. Olan her şey. Nasıl olabilir? Ben memnunum. Olmalıyım. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman ben de memnunum.
Sus yeni hizmetçi kız. Göğsünde ağrı var. Doktor Kral geliyor. Telaşlanma. Çabuk ol, çabuk ol. Yardım edin, hadi. Hayır, hayır. Eve götürelim. Doktor telaşlanma, geliyor. Telaşlanma Sigurd. Telaşlanma. Dikkat edin. Tamam. Beni yatağıma götürün hadi. Yeter. Yüzbaşı, kapıyı açın. Hastaneye gitmesi lazım. Kapıyı açın. Brant, doktor buraya geliyor. Beni takip edin. Brant. Bekle. Onun yanında olmalıyım. Gestapo kızın peşinde. Kızı içeri sok çabuk. Neden bu kadar bekledin? Seni Gestapo'ya teslim edeceğimi mi sandın? Elbette, yapmam gereken buydu. Kapıyı aç lanet olası. Bir düşman casusu arıyoruz. Biz de öyle. Aç şu lanet kapıyı. Aman tanrım. Çoktan gelmişler. Mika silahını ver. Hemen. Mika. Müller aç şu kapıyı. Efendim. Hemen o arabayı çekin. Nereye gittiğini sanıyorsun? Hastane. Kaiser arkada. Kalp krizi geçirdi. Önceliğimiz casus. Benim önceliğim onun hayatı. Bölgeyi güvenliğe alın. Adamlarımı alıp evi aramaya başlayın. Bir saat içinde dönerim. Adamlar eve girsin. Hadi çabuk. Kımıldayın hemen. Hadi. Çekin şu arabayı. Çabuk olun. Hadi. Aracı kontrol edeceğim. Kaiser arkada, yoldan çekilin. Sadece bir bakacağım. Hayır. Fırsatı bulduğumuz için mutluyum. Seni özleyeceğim. Ne kadar güzel eller. Ekselansları. Ekselansları.
sadece uyuyakalmış. Gidecek bir yerin var mı? Bir adres. Benimle gelir misin? Ülkeme ihanet ettim ama terk etmeyeceğim. Lütfen Brent, vurulacaksın. Kapıya iki Gestapo subayı bıraktım ve Kaiser'i hastaneye götürdüm. Düşman casusu onları öldürüp kaçtı. Üzülme. Uğruna savaşacak başka bir şey buldum. Ben de. Benimle evlenir misin? Savaştan sonra beni bul. Bu bir evet mi? Elbette. Mi? Teşekkür ederim. Kızılaç'tan. Arkadaşımı 15 Kensington Meydanı Londra. Ekselansları, Yüzbaşı Brandt Berlin'den bir mesaj göndermiş.
İyi haberleri var. Teşekkür ederim Sigurd. Elbette vardır. İşte buradasın. Beklettiğim için üzgünüm. Başbakan sizinle görüşecek. Ah, teşekkür ederim.